senin gönderdiğin Onur, Faik Öztürk'ın söylediklerinin tam şeyi mi, tam tamı mı yani? Sağından solundan kesme yok. Şimdi soruyorlar. Evet, çok e, siz ya. Soruyorlar ya. bu işe ne diyorsunuz? Bu Lütfü Türkkan olayına. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. Bir. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor. Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. İki bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil Üç. daha önce sayın akşener'e yönelik rize'de gerçekleşen provokasyon akıllarda 4, Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyledikleri de akıllarda. 5, Şehit cenazesinde Sayın Genel Başkanımıza yapılan linç girişimini Erdoğan'ın nasıl parti grubunda seyrettirdiği de akıllarda. 6, bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. 7, Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık 8, başvuracak. 9, Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. Konuyla ilgili süreç İyi Parti'de yürümektedir. Kendilerinin takdiriyle gerekenler yapılmaktadır. Ama burada şu Soruyu sormak istiyorum. Provokasyonla ilgili Cumhuriyet Savcıları herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Aynı provokasyon Erdoğan'a karşı yapılmış olsaydı ne olurdu? Evet. 14 yani, cümle var. Lütfü, Lütfü Türkkan'da ayıp etmiştir diye bir, evet. bir cümle kur be adam. Bir yani, kelime, bir cümle bu yanlış olmuştur, söylenmemeliydi diye bir cümle yok. Şimdi, Bunun tarifi de yok. Ben Tevfik Bey'in de Siz bunu söyle e, Tevfik Bey'in de Bedri, Bedri Bey'in de şu sözü söylemine katılıyorum. Yani geriye doğru sayfa açarsak o onu dedi bu bunu dedi bilmem ne falan Bunun içinden çıkamazsınız. İşte kimdi? E, Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik saldırıydı değil mi? Ya Taner Yıldız'a. Taner Yıldız'a yöneldi. O oh, eline sağlık dendi bilmem ne. Hadi diyorsun ki tamam işte bu şöyle böyle. Bu bu başka bir hadise. Yani bu hakikaten bambaşka bir hadise. Bunu öyle, ha demiş kişisel yani falan. Gazetecilere bir... olan saldırılar var, halka yönelik saldırılar size var. Size var. Bana var. Hepsine karşıyız. Tabii ki karşıyız. Ee, ama, ama bu farklı bir şey. Ama buna olan herhangi bir tepkisizliğin izah mümkün bu. değil. Bunu kabul ediyorum. Ediyorum. Peki. Ben de ediyorum. Hakan Bayrakçı. Buyurun. Ee, şimdi şöyle bir tartışma da var bu arada. Ee, Lütfü Tükkan, İYİ Parti'nin Grup başkan vekiliydi. Bu önemli bir görev. Evet. Yani hakikaten Parti, Zafer Şahin daha iyi bilir. Hani Ankara şeyini Şimdi şeydir, Grup cümle. başkan vekili önemli bir Tabii görev. Şey, önemli bir şimdi görev. Yani şöyle genel başkanım parlamentodaki Şimdi e, Ahmet Bey rahmetli babam Doktor Subakam CHP grup başkan vekiliydi. Bunun hatta şu anda onun hakkında bir kitap hazırlandığı için biliyorum. yani Grup başkan vekili fiili olarak genel başkandan sonra en aktif e, siyasal kişidir. Yani tem, temsilcidir. E, çok o, önemli o parti o partiyi temsiliyet açısından da e, onun için o tartışılmaz yani. Bir de babası Şimdi, çok sevilen bir adamdı. Çok kişiye yardım oldu. Supi Bey. Evet. evet. Evet, babası. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Eylesin. Peki, e, yani bu Hakan tartışılmaz. Bey. Grup başkan vekili Buyurun. Grup sıfatında biri bunu yapamaz. Şimdi İyi Parti cenahı şöyle bir strateji izliyor. Yani Lütfü Bey bizim partimizde grup başkan vekili olarak görev yapıyordu. Partide milletvekili olarak kalmaya devam etsin ama bu pozisyonunu, bu makamı bıraksın dediler. O da bu talep üzerine bu makamı bıraktı. E, fakat Cumhurbaşkanı iki gündür. E, bu olmaz diyor, bu yetmez diyor, bu göstermelik bir şey diyor, bu kurtarmaz diyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi efendim, e, bir kere grup başkan vekilliğinden birisinin alınması ya da kendisinin çekilmesi, azledilmesi çok önemli bir olaydır. Bu yapıldı. Her türlü e, herkes suçladı. Bakın burada beş kişiyiz, hatta siz de eleştirdiniz girişte, altı kişiyiz. Evet. İster Cumhur İttifakını tutuyor olsun bir kişi, ister Millet İttifakını tutuyor olsun herkes eleştirdi. Tabii bugün Faik Bey hariç. Ha, ama Faik Bey'in <laughs> tutulur yanı yok yani evet. Ama yani şey, yok büyük yanlış da şimdi hatırıma geliyor konuşurken. Çok yani, büyük yanlış. Faik Bey o açıklamaların hepsini yapmakta sonsuz hakka sahip. Evet diyor evet. hiçbir problem. Bir cümlede özür diler. ya Tabii. bir şey o yani ya yanlış üzgünüm anlamasın. De ya yani. üzgünüm de. Evet. Yanlış oldu demiş de ya. Yani. Şimdi her şey geldi şu anda. Bir 40 yılını siyasete vermiş bir insanın başına gelebilecek her şey geldi. Bir şeyi de ihmal ediyoruz. Bir de aynaya baktığında kendi çektiği vicdan azabı ve e, üzgünlük var. Onu da katın. Kimin? Lütfü Türkkan'ın. Yahu yok. Kesin kesin. Yahu bir özür dilemek zor muydu? Özürle ilgili değil. Ben ne yaptım? Kesin diyordur. Ya onu tabii diyordur. Değil. O ayrı bir olay ama... E, Hakan Bey e, empati yapıyor. Geçmişmiş şunu empati. diyordu lanet olsun keşke nereden falan. E, o başka bir Abi, şey. yani çıkış sebebi ne olursa olsun ki o kişiye hala ama, kızıyor ama, olabilir. Ama bunu olaya üzüldüğü için değil. Yani işte grup tamam. başkan Bey çıkış gitti, sebebi ne olursa olsun hale geldik. O tamam. o bayisle. Çıkış sebebi ne olursa olsun mutlaka kendini suçluyordur, üzülüyordur. Partisi üzgündür. Bir travma yaşandı. Şimdi bu travmayı diyelim 8. boyutta bir travma yaşandı. 9. boyutuna milletvekilliğinden de istifa etti. 10. boyutuna e, 20 yıl hapse mahkum edildi. 11. boyutuna öldürelim. Hayır, hayır. Abi yeter. Yani, önce tamam, İyi Parti'den Hayır, önce genel başkanın diyor İyi Parti'den istifa etmesini sağlaması lazım. Sonra yani şöyle bir yol gösteriyorlar. İyi Parti'den istifa etsin. Milletvekili olarak da parlamentoda duramaz diyorlar. Yani şeyin Cumhurbaşkanının çizdiği çerçevede iki adım. Anlıyorum. Peki. aşırı Hakan, buluyorum. Peki. Aşırı Hakan buldum, Bayrakçı. Aşırı buldum. Hakan Bayrakçı. Şöyle bir soru sorsam. Bu hadiseden sonra çıkıp yok işte bir şey de provokasyon da öyle bir şey demedim, yalandı falan demese bir. Geçip özür dilerken ya gerçekten bir çok çirkin bir iş yaptım. Bunun tevhidi de yok, şu su da yok, bu su da yok. Milyon kez kendisinden de, milletten de, şehrimizin bacısından da, annesinden de, ailesinden de milyon kez özür diliyorum. Gerçekten çok pişmanım. Ş şöyle pişmanım, böyle pişmanım. Demesi dese, gerekirdi. Dese. Samimi nedamet olurdu. Tabi, samimi nedamet. Devam etse, gitse, paraza, elini öpse, ya hakikaten tabii. ben haddimi aştım falan dese. Genel başkanı, bu kabul edilemez. ...git gönlünü al, helallik al, bir şey yap falan filan dese... ...bu bu iş buralara gelse... ...hangi birimiz bunun üzerinde daha... ...yok istifade etsin... ...yok bir de 20 yıl hapse yürüyelim... ...yok ayağını prangada deriz. Biz zaten %100 bunlar yapılmadığı için konuşuyoruz. Yüzde <laughs> yüz katılıyorum. O halde bir siyasetçi açısından... ...en temel ilke... ...bunu bilmektir. Yapılabilir, yaptı, etti falan... Bu, ...bunu bilmektir. Buna rağmen diretmesinin başka bir nedeni var... Bütün hikaye bu. Ha o nedir? Onu söyler misin? Pozisyon alıyorlar. Ne gibi? Ne pozisyonu? Pozisyon şu. Hatırlarsanız ben burada Yavuz Ahar demiştim. Şimdi diyor ki bir lokomotif var. Bu lokomotifin adı e, Millet İttifakı lokomotifi. Arkadaki vagonun biri İyi Parti, biri CHP, biri HDP falan. Neyse böyle gidiyor bu vagonlar. Hı hı. Yavuz Ahar Alioğlu aynı lokomotifin arkadaki vagonları aynı hedefe götürdüğü bir yerde. Bizim HDP işimiz yok diyor. Diyorsunuz ki peki Diyarbakır annelerinizi niye ziyaret etmedin? Yahu şu cevap nasıl e, üzücü bir cevap. Dedi ki Anadolu'da dedi bir kural vardır. Eğer bir evlat yanlış iş yaparsa o reddedilir. Onun gereği yapılır ve sahip çıkılmaz. Yani o anneler çocuklarına sahip çıksaydı da dağa gitmeseydi. Halbuki dağa kaçırılmıştı onlar. Şimdi biz Lütfü Türkkan'a niçin sahip e, yanlış, çıkmadınız olmuş, yanlış. deme hakkına yanlış. sahibiz. Evet. Lütfü Türkkan'ın ailesi niye onu böyle yetiştirdi? Yani böyle bir mantık olur mu? Şimdi herkes e, birbiri üzerinden bir şeyleri gizleyerek toplumun gözünün içine baka baka bunu yapıyor. Diyor ki ben HDP'ye bunu derim. Bu ya Selahattin Demirtaş çıktı bizim PKK ile işimiz yok dedi. Ya Bu cümleyi kurdu. Tevfik Bey. Şimdi e, biraz önce diyoruz ki provokasyon veya benzeri senaryolar yanlış. Ama şimdi bu söylenen şekli de yanlış. Hem bu kişisel bir olay diyoruz hem İyi Parti, HDP işte Millet İttifakı içindeki bağlantısı ve onun üzerinden başka bir algıya doğru Hayır, gidiyor. Hayır, kişisel bir olay olabilirdi. Öyle şimdi, kalabilirdi. Ben hala öyle diyorsun. görüyorum. Gelen tepkiler İyi Parti'nin tepkileri de bu. Efendim tek söylediğiniz şey şu. Lütfü Türkan gidip o kişiden niye bireyinden özür dilemedi? Bacısından ve işte kendisinden. Bu onun kendisini de bağlar ve mahkum olmuştur. Bütün Türkiye için geçerli bu. Şimdi bunun ötesini kurumsallaştırmayalım, e, tamam. E diyorsunuz ki provokasyon, şey, e, provokasyon yanlış bir tanımlama. E, tamam kabul ama bu da yanlış bir tanım. Hayır, yani sadece bak bu olayı hala... ya da Diyarbakır annelerine kadar ya da ne bileyim e, götürüp işte HDP ile Millet İttifakı'nın işte ilişkisinin bozulup bozulmamasına bağlarsak bunun çıkışı yok. Yani Am yapmayın. Ama Hem öyle. siyaseti bakın siyasetin zemini tekrar bir daha söyleyeceğim özür dilerim siyasetin zeminini kavga ve şiddetin üstüne oturtuyoruz. Bu topluma bu ülkeye zarar veriyor. Lütfen. Niye? Bütün bu olayların dibinde bu var. Bakın geçen hafta bir yazdı. Ya yazdım. bir özür talep etmek bakın. niçin? Ya tamam talebi ederim o kadar. A siz de edin. Ben, ben ettim söyledik zaten. Hayır hayır. Yani... Hayır bakın. Kişi hatalıdır. Yaptığıyla da mahkumdur. Bedelini öder. Bunun siyasi bedeli vardır. Kişisel bedeli vardır. Toplumun içerisine çıkar çıkamaz. Artık vicdani o bedeli vicdani bedeli vardır. Vicdani her bir şey değeri vardır. Yalnız bu kişi ayakkabı, ama bu, ayakkabıları bakın, boyama derneği ya başkanı, başkanı anladım, değil. E, bu kişi ben, grup başkan, başkan değil. Partiyi de bağlayan bir, bir tarafı yok üstüydü. mu? Hemen size bir, Milletin anasına küfreden kişiye niye sahip çıkıyor hala kimse itiraz etmiyor? Bununla ilgili bir tek kelime söylendi bugüne kadar. Ne olur sakin olalım ya. Ne, ne o? Bakın. Bir iş adamı çıktı. Hı <laughs> hı. Dümdüz milletin anasını küfretti. Bununla ilgili tek kelime çıktı mı bir birisinden? Niye çıkmasın? E çıktı mı? Eleştirdiniz işte. Ben ben söylüyorum ama. Hayır. Peki ama o kişiyi hala... Şimdi bak. ...ucaklayan bak, anlayıştan bir tepki geldi şey mi? Bir şey söyleyeyim. Ne olur söyleyeyim. biz sözümü tamamlamak O söyleyeyim. kişiye üç gün önce İmamoğlu teşekkür etti. Bir. Şimdi bakın. Biz. Yani bakın olayları saptırmayalım. Saptırmıyorum. Oğlum. Şimdi bizler gazeteciyiz. E, o, o kişiye şeker. üç gün bakın, önce... Bak bir şey söyleyeyim. O kişiye üç FF gün FF önce... Tevfik Bey de onu eleştiriyor ama. Tamam ben de eleştiriyorum. Farklı konuları diyor ortaya. Şu 17-25'in tapesini... Orada bir küfür var ama sorduğunuz zaman e, o küfre ilişkin şu şu açıklamayı yaptı. Ben rakiplerim için ben bir tanımam. Ömrümde yan yana gelmemişim bu insanla. Bakın Turgay Bey. Ama bunu söyleyeyim. Rakiplerim, rakiplerim, rakiplerim hiçbir insan, hiçbir başka insan hakaret ki sahip değil. Nokta. Bitti. Bunun siyasetin görünür noktasında bulunan hiç kimsenin yapmaya hakkı yoktur ve sorumludur. Bu bir sorumluluktur. Bunu yaptığınız zaman Sokaktaki herkesin provokasyon ya da kişisel böyle benzeri hareketler yapması devam eder. Ve bu ülke toplumsal barışını yitirir. E tamam işte kurumsal bir özür gelse, bir yitirmese. Bu, efendim, şimdi bunu biz kaşırsak eğer, şimdi Meral Akşener açıklama yapıyor. Bakın biraz önce söylemeye çalıştığımı tekrar dönüyorum. Bu ve benzeri olaylardan tarafların her iki tarafı, üç tarafı siyaseten nemalanıp taraftar toplamaya çalışırsa eğer, gene aynı noktaya geleceğiz. Bu işin bitmesini istiyorsak eğer, bu iş bitmesini istiyorsak eğer, bu dilimizi bu Anadolu insanın, Türkiye insanının kültürüne uygun hale getirmek zorundayız. Bunun ötesi yok. Ben sizlerle ilk defa karşılaşıyorum. Benim için değerli gazetecilersiniz. Hep bizim farklı siyasi görüşleri olabilir. Doğrudur. Ama bir kimliğimiz var ki bu ülkenin vatandaşıyız hepimiz. Ben yolda yürürken insanların birbirine artık gülümseyerek merhaba demediği bir ülkede yaşamak istemiyorum. Kimse birbirine gülümseyerek merhaba diyor mu yolda? Lütfen bir dikkat edin. Herkes birbirinden korkuyor, herkes birbirinden çekiniyor, herkes bir tane bir yerden tehlike bekliyor. Böyle bir ülke nasıl kalkınır? Nasıl gelişir? Nasıl çağdaşlaşır? Nasıl insan hakları yaşanır? Vallahi ben gülümseyerek günaydın diyorum insanlara sabah evimden çıktığımda. Günaydın diyorum bana onlar da gülümseyerek karşılık ee, veriyorlar yani. Bak güzel <laughs> güzel bak, bir şey. Tanımadığım insanlara. Anlarda toplum doğru, yani, bu toplumun kültürel anlamda bunu söylemeye çalıştığım. Bu dört tane yani, kavga asıyoruz. Yani, Tevfik Bey haklı. Hani dediği şey doğru. Hep hepimiz de bunu yapmalıyız ya. Neye geldik biliyor musunuz? Cümlemin sonu şöyle bakın. Öyle bir noktaya geldik ki maalesef bu ama sadece bu 18 yılın 19 yılın sonucu da değil. Bu yaklaşık 30 40 yıldır. Dünyadaki siyasetin Türkiye'deki yansıması sonucunda bizler siyasi partilerin fanatik taraftarları haline geldiler. Evet. Toplum. Ve parçalanıyor <laughs> Bu fanatizmden kurtulmak. Bu fanatizm yani e, top, bir hareket bir uygulama. Şimdi basit bir hareket. Siyasi iktidar bir uygulama yapıyor. Ya bu topluma faydalı ama hayır ben ona karşıyım ona hayır demem. Ya,